Kardeşlerim, muazzez müminler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dağılan insanlık ehramını yeniden kurdular, yeniden yükselttiler. Adaleti, merhameti paylaşmayı öğrettiler. Eğer bölüşürsek bölünmeyiz dediler. İnsanca yaşarız. Birbirimizin hak ve hukukuna saygı gösteririz. Saygı gösterirsek insan oluruz, Müslüman oluruz dediler. Vallahu fi auni abdihi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Eğer bir kul kardeşlerine yardım ederse, yardıma devam ederse bu hal üzere kaldığı müddetçe Allah da kuluna yardım eder buyurdu. Müslümanlar, Müslümanlar için bir bina gibidir, onu telkin etti. El-mu'minu lil-mu'mini kel-bunyani yeşuddu ba'duhu ba'da. Bir bina gibi birbirine bağlayan, tuğlaları, duvarları birbirine bağlayan bir bina gibidir. Yeşuddu ba'duhu ba'da. O bina eğer birbirine bağlı kalırsa ayakta durabilir. Müslümanlar da Cava adalarından Cebel-i Tarık'a kadar birbirleri arasındaki tesanudu, kardeşliği, uhuvveti, ümmet olma şuurunu tesis edebilirlerse o zaman ayakta kalırlar. Onu telkin etti Allah Resulü Aleyhisselam. Eş'arilerden bahsetti bir gün, Eş'ari kabilesinden. Buyurdular ki Aleyhisselatü Vesselam, onlar seferde de cihatta da ne kadar erzakları varsa onu paylaşırlar, onu bölüşürler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onların bu güzel hasletini, bölüşmelerini, paylaşmalarını anlattıktan sonra فَهُمْ مِنِّي وَاَنَ مِنْهُمْ onlar benden, ben de onlardanım. Onlar benim soyumdan, benim ailemden, benim evimden değiller ama benimle aynı hakikati, aynı davayı temsil ediyorlar. Aynı akideye inanıyorlar, benim gibi yaşıyorlar. Kardeşlerimle paylaşıyorlar. Söyleyin onlara, her ne kadar Muhammed'in canından, kanından gelmiyorlarsa da onlar Muhammed Aleyhisselam'ın yolundan gelmeleri itibariyle fehum minni ve ene minhum. Onlar benden, ben de onlardanım buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Yine İmam Buhari rivayet ediyor Hazreti Cabir'den. Cabir bin Abdillah radıyallahu anh diyor ki Ebu Ubeyde bizim komutanımız. 300 kişiyle davete çıktık. 300 kişiyle tebliğe çıktık. Fakat nevalelerimiz bitti. Nevalelerimiz bitince Ebu Ubeyde, Allah Resulü'nün öğrencisi, Efendimiz Aleyhisselam'ın sünneti aklına geldi. Allah Resulü Aleyhisselam kıtlık zamanında ashabına emreder. Elinizde ne kadar erzak varsa onu getirin. Getirirler, bir bezin üzerine koyar sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz oradan taksim eder. Kiminin hiç erzağı yoktu, kiminin bir günlük yetecek kadar var, kiminin bir haftalık yetecek kadar vardı. Fakat onlar kardeş olmuşlardı. Kimin var, kimin yok ona bakmayacaklar, koyacaklar. Sonra Allah Resulü Aleyhisselam sanki orada herkesin hakkı varmış gibi onu paylaşacaktı. Paylaşıyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Ubeyde peygamberden gördü. Hocası Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti aklına geldi. Madem erzağımız bitti, elinde olanlar getirsin. Getirdiler, bir hurma kabının içine koydular. Neler varsa, sonra Ebu Ubeyde oradan birer hurma veriyordu bize. Teker teker, her gün bir kişiye bir hurma. Dedim ki, bu nasıl yeter ki? Ama Allah Resulü paylaşın demişti, bölüşün demişti. Mülk Allah'ın buyurmuştu. Eğer bölüşürseniz, paylaşırsanız mülkün sahibi sizi aç bırakmaz buyurmuştu. Ta'amul vahidi yekfil isneyn. Bir kişinin yemeği iki kişiye yeter. İkinin yemeği dörde yeter buyurdu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Paylaşıyoruz. Bir hurma veriyor günde bir kişiye. Sonra o hurma da bitti. Bir denizin sahiline çıktık.
Sahilde bir de ne görelim? Dağ gibi bir balık var orada büyük. En büyük balık karaya vurmuş. O halde onu tam 18 gün kendimize rızık yaptık. 18 gün onunla beslendik. O kadar büyüktü ki onun kaburgalarını şöyle birbirine çattık. Altından deve ile geçilebiliyor. O kadar büyük balık Allah Teala bize ihsan etti. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en zor zamanlarında bile ne varsa ortaya koymayı, sonra kardeşleriyle kim ne kadar koymuştu ona bakmadan bölüşmeyi, paylaşmayı onlara telkin etmişti. Paylaşırsanız Allah Teala size verecek. Müslümanları öyle anlatmıştı. Meselul mu'minine fi tevaddihim ve terahumihim ve taatufihim meselul cesedi buyurmuştu. Bir ceset gibidir Müslümanlar. Şefkatte, merhamette, birbirlerine olan yakınlıkta bir ceset gibi. O cesette eğer bir hastalık varsa o beden uyuyamaz, sabaha kadar uykusuz kalır, sıtma olur, bütün beden o acıyı hisseder. Eğer alim-i İslam'ın bir noktasında acılar, bir noktasında tecavüzler, açlıktan çocuklar annelerinin kucaklarında ölüyorlarsa, eğer bir ceset gibi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın bıraktığı şekilde, bıraktığı surette bir ümmet olabilirsek, evimizde acılar, evimizde, dışarıda, başka yerlerde, başka şehirlerdeki Müslümanların ızdırapları, onların matemleri, onların derdi olmalı. Davamız varsa o dert bizim evimizde. O dert seccadenin üzerinde namazdan sonra ellerimizi kaldırdığımız zaman dua cümlelerimiz olmalı kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmet olmayı, paylaşmayı telkin ettiler. Hacca gidince Safa Merve arasında sa'y ediyorsunuz. Umre'den sonra da haccın farz tavafından sonra da orada Safa Merve var. 7 defa orada gidiyor geliyor Müslümanlar. Peki neden orada gidip geliyoruz? Bir kadın vardı. Hazreti Hacer annemiz paylaşmıştı. Cürhum kabilesiyle suyun olmadığı, ekinin olmadığı Mekke Vadisi'nde Allah ona zemzemi ihsan etmiş. O da zemzemini paylaşmıştı. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Hacer annemizi oğlu İsmail ile beraber alır. Mekke'yi mükerremeye götürür. O zaman Mekke'de sadece Kabe-i Muazzama'nın kalıntıları var. İnsan yok, ev yok, ziraat yok. Öyle bir yere Hacer annemizi bırakır. Bırakır, yanında biraz hurma var. Kırbasında da biraz su var, o kadar. O kadar su ve hurmayla Hacer annemizi küçük yavrusu İsmail'le bırakır. İnsanın ekin olmadığı Mekke Vadisi'nden ayrılırken arkasından Hacer annemiz yürür. Ağlayarak der ki, İbrahim küçük yavrumu beni buraya, bu dağların arasına, Mekke Vadisi'ne neden bıraktın? Bu halde bırakıp nereye gidiyorsun İbrahim der. Hazreti İbrahim Aleyhisselam geriye dönemez. Nasıl anlatabilir ki bir vadide bir kadın var, bir çocuk, ekmek yok, su yok. Hacer annemiz arkadan Allahu emereke bihada, buraya, bu dağların arasına bizi bırakmayı sana Allah mı emretti deyince İbrahim Aleyhisselam geriye döner. Evet der, Allah emretti. O zaman Hacer annemiz İzen la yudayyuna. Şimdi gidebilirsin İbrahim. Gecenin zifiri karanlığında bir taşın üzerindeki karıncayı unutmayan, yerin altındaki o hayvanları unutmayan, denizin dibindeki balıkları unutmayıp onların rızkını gönderen Allah Azze ve Celle, eğer Hacer'le oğlu İsmail'i şu dağların arasına bırakmayı sana emrettiyse Allah bizi burada aç bırakmayacaktı. Şimdi gidebilirsin. Gider İbrahim Aleyhisselam. Dağı aşınca arkasında ellerini kaldırır. Kur'an-ı Hakim bize İbrahim suresinde onun duasını anlatır. Rabbena inni eskentu min zürriyeti bivadin gayri zi zer'in inde beytikel muharram. Kabe-i Muazzama'nın olduğu yere zürriyetimden bir kısmını bıraktım.
Orada ziraat yok, orada su yok, orada insan yok. Rabbena li yuqimus salate fec'al ef'ideten minen nasi. İnsanların yüreklerini oraya çevir ya Rabbi. Onları meyvelerinden rızıklandır ya Rabbi. Onlar umulur ki sana şükrederler Allah'ım. Dua eder, İbrahim aleyhisselam ayrılır gider oradan. Hacer annemiz oğlu İsmail'le kalır. Su biter, hurma biter. Hacer hayatta kalabilmesi için İsmail'in su arar, ekmek arar, erzak arar. Önündeki dağ Safa tepesidir. Safa tepesine çıkar, etrafa bakar. Acaba gelen var mı diye. Bakar durur. Hacılar gidince Safa tepesine çıkarlar. Oradan Kabe'yi selamlarlar. Yani derler ki Hacer, İsmail hayatta kalsın diye nasıl mücadele verdiyse, yerime yurduma dönünce Hacer gibi dağları tepeleri aşıp mücadele vereceğime dair sana söz veriyorum ya Rabbi. Bir kadın yalnız başına senin emrin, senin talimatın diye nasıl ayakta kaldıysa, İsmail için ayakta kaldıysa, ayakta kalacağıma dair sana söz veriyorum ya Rabbi. Sonra Merve tepesine gider. Merve'de İsmail'im için su arıyorum ya Rabbi. İsmail hayatta kalsın Allah'ım. Döner tekrar Safa'ya gelir. 7 defa Safa Merve arasında gider. Yine tepede etrafında bir ses var. Bu ses neyin nesi de? Benden başka yavrum İsmail'den başka kimseler yok ya Rabbi. İsmail aleyhisselam yerde susuzluktan toprakta kıvranıyor. Bir öteye gidiyor bir beriye. Su diye meleşen bir yavru var. Hacer annemiz ya Rabbi benden başka kimseler yok dediği an gözleriyle İsmail'in olduğu yere bakar. Bir de ne görsün? Bir melek kanatlarıyla toprağa eşiyor. Oradan su fışkırır. Hazreti Hacer annemiz suyun olduğu yere gelir. Hemen etrafını çevirir oranın. Hazreti İbn Abbas radıyallahu anhuma der ki Yerhamullahu umme İsmail lev teraket zemzeme lekanet aynen ma'ina. Eğer Hacer annemiz o suyu bırakmış olsaydı akan bir pınar gibi olacaktı zemzem. Her yere akacak, her yere çağlayacaktı. Etrafını çevirdi, az zannetti. Ancak İsmail'ime, ancak yavruma yeter diye etrafını çevirdi, boşalan kırbasını zemzemle doldurdu. Aradan biraz zaman geçti. Curhum kabilesi gelir. Mekke'nin üst tarafına konakladı, sonra alt tarafına geçti. Oradan gidiyor ki Kabe-i Muazzama'nın olduğu yere baktılar. Kabe-i Muazzama'nın semasında kuşlar uçuyor. Dediler ki, kuşlar suyun olduğu yerde uçarlar. Su varsa kuşlar orada kanat çırparlar. Orayı biz biliyoruz. Orada su yok. Peki neden kuşlar orada kanat çırparlar? Bir tane elçi gönderirler. Elçi dağları aşıp Hazreti Hacer annemizle İsmail aleyhisselamın olduğu yere gelince bir de ne görsünler, orada bir su çağlıyor. Bir kadın var, kucağında yavrusu İsmail var. Gelir Hacer annemize, ötede bizim bir kabilemiz var, Curhum kabilesi. Buraya gelsek bize müsaade eder misiniz? Olur der Hacer annemiz. Curhum kabilesi kalkar, oraya gelir. Hacer annemizden izin isterler. Derler ki biz su arıyoruz, buraya yerleşsek, burada ikamet etsek, evlerimizi buraya kursak, bu sudan bize de verir misin Hacer annemiz? Eğer sahiplenmezseniz sizin gibi başka insanlar da buraya geldiğinde onlar da bu sudan alabileceklerse o zaman buyurunuz burada birlikte yaşayalım. Gelirler, Curhum kabilesi oraya yerleşir. Hazreti Hacer var, oğlu İsmail var. O kadın suyunu onlarla paylaşır. Şimdi hacca gittiğiniz zaman hem
o İsmail gibi, o Hacer gibi olabilmek, İsmail'leri hayata hazırlayabilmek, onun için dağları, vadileri aşabilmek, Hacer olabilmek onun sözünü verir Müslümanlar Allah'a. Sonra etrafta kabileler, onlar susuzlar size geliyorlar. Suyunuz var, susuzluk çekmişsiniz. Diyorlar ki size, o suyu bizimle paylaşır mısınız? Suyu bizimle bölüşür müsünüz? Eğer sahiplenmezseniz, o zaman buyurunuz, suyu birlikte içelim, birlikte kullanalım. Oraya gidince Hacer annemiz bize diyor ki, eğer bölüşürseniz, paylaşırsanız, Allah Teala size verdiği nimeti sonra çocuklarınıza taşır, ondan çocuklarına taşır. Bütün sular kurur ama Hacer'in paylaştığı su kurumaz. Buharalı o sudan alır, Mağripli o sudan alır, Türkiye'li o sudan alır. Gidince Hacer'in suyunu alır getirirsiniz. Hacer'in suyunu alıp getirenler, sokakta bir muhacir görürse, bir Iraklı görürse, bir Suriyeli görürse, bir yolda kalmış görürse, onlar derler ki, ya Rabbi, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu ki, ta'amul vahidi yekfil isneyn, bir kişinin yemeği ikiye, iki dörde yeter Allah'ım. Hacer annemizin paylaşınca artan, paylaşınca çoğalan suyunu ben Mekke'den getirdim, Kabe'den getirdim. O halde bu su bana der ki, paylaş Suriyeli kardeşinle, paylaş muhacirle. Onun içinde yanlış yapana bakma. Senin şehrinde de yanlış yapanlar var. Senin şehrinde de kumarbazlar var. Senin şehrinde de ayyaşlar var. Her şehrin Ebu Cehil'i var. Her şehrin Ebu Bekir'i var. Sen Ebu Bekirlere bak. Onlar Allah'ın kulu. Sen Allah'ın kullarına yardım ettikçe Allah da sana yardım edecek. Osmanlı küçüktü. Küçük bir beylikti. Çorak arazileri vardı. Anadolu'da daha verimli araziler, daha büyük beyliklerdeydi. Fakat Moğol vurgunundan, Moğol ateşinden kaçanlar ona geldiler. Söğüt'e geldiler. Onlar biz fakiriz, ötekiler daha zengin. Aydın oğullarına gidin demediler. Karaman oğullarına gidin, Konya ovalarını onlar eker, onlar biçerler, oraya gidin demediler. Hazreti Muhammed Aleyhisselam buyurmuştu ki, bölüşün, paylaşın. Kardeşseniz sofranızı açın, ekmeğinizi paylaşın, paylaştılar. Büyükler küçüldü, Osmanlı büyüdü. Küçük büyükler yok olurken Osmanlı Kosova'dan, Mohaç'tan, Viyana önlerinden Allahu Ekber dedi, tekbir sesleri geldi. Belki ekonomik olarak evinizde çok iyi değilsiniz. Ama Allah Resulü Aleyhisselam bizim ufkumuzda. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem orada duruyor. İnsanlık ehramını yeniden kurmuştu. Paylaşmak var, bölüşmek var. Siz bir ceset gibisiniz. Eğer Doğu Türkistan'da bir kadın ağlıyorsa, sanki sizin kızınız ağlıyor. Irak'ta, Suriye'de Ruslar, Amerikalılar, İran'dan gelen haydutlar bir kıza Müslüman diye tecavüz ettiklerinde sanki sizin mahallenizden, evinizden bir kız o acılar yaşıyor gibi. Yaşıyorsanız, yaşayabiliyorsak Allah yeniden önümüzü açacak. Geceler bitecek kardeşlerim. Karşımızda bir ittifak var. Nasıl çakallar giderken sürü haline gider. Kurtlar giderken sürü haline gider. Esasında onlar birbirine düşmandırlar. Fakat masumları avlayabilmek için sürü halinde giderler. Rus'u, Amerikalısı, küresel güçler hepsi Müslüman'ı yok edebilmek için ittifak kurdular. Aynı yerdeler. Esasında onlar düşmanlar. Fakat biz وَاَطِعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ مَصْبِرُوا. Allah Resulü Aleyhisselam'ın ufkundan koptuk. Eşariler gibi olamadık, paylaşamadık. Ebu Ubeyde gibi olamadık her şeyimizi. Kardeşlik adına, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a aidiyet adına ortaya sahabe-i kiram efendilerimiz gibi koyamadık.
koyamadığımızdan dolayı bir asırdır bir ırk bir tarafa, öteki diğer tarafa gitti. Sürekli vurgunlar yedik. Sürekli acılarımız var. Karşıda düşmanlar aynı safta duruyor. Allah'a, Resulüne itaat etmeyen bu ümmet korkuya düştü. وَلَا تَنَازَعُوا Niza etmeyin buyurmuştu. Eğer tartışırsanız Türkler, Kürtler birbirinizin karşısında durursanız, Kürtçülük, Türkçülük, Arapçılık yaparsanız o zaman Allah sizin cesaretinizi, rüzgarınızı, kuvvetinizi alır ortada. Bir kuru ceset gibi kalırsınız. Gelen ezer, giden çiğner sizi. Bir asırdır Hazreti Muhammed Aleyhisselam ümmeti onun sözlerine uymamanın, ittiba etmemenin cezasını görüyor kardeşlerim. O halde وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى Ey alemi İslam, ey Müslümanlar, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencileri, bir iyilikte ve takvada yarışın. Düşmanlıkta değil, kendi adımıza kazanmada değil, kendi adımıza kazanıp çocuklarımıza bırakma noktasında değil, Hazreti Hacer gibi İsmaillere, bütün İsmaillere bırakma noktasında kazanın. Kur'an-ı Kerim bize bunu telkin ediyor. Kardeşlerim, eğer Allah Resulü Aleyhisselam'ın ufkuna girebilirsek, o ufukta yürüyebilirsek, karşımızda bir karanlık var, o aydınlığa dönecek. Karşımızda yalan var, o hakikatle yüzleşince ortadan kalkacak. Allah nurunu tamamlayacak. Bir asırdır batının gecesi var. Gecenin de bir zamanı var. Fecir gelince gece dayanamaz. Allahu Ekber'e, sabah ezanlarına gece direnemez. Güneş doğacaktır. Allah doğmasına hükmetmiştir güneşin. Gece, onun da bir zamanı var. Eğer Bilaller ellerini kulaklarına koyarlarsa, Cava adalarından Cebel-i Tarık'a kadar, fecrin geldiğini Bilaller, Ahmetler, Muhammedler, Allahu Ekberlerle alemi İslam'a ilan edecekler. Fecir gelecek, sabah olacak, gecenin yok olmasına, yok oluşuna kimseler engel olamayacak. Allah'ın inayetiyle Bizans bir geceydi, Hazreti Muhammed Aleyhisselam ümmeti o geceyi dağıttılar. Kisra bir geceydi, Mısır bir geceydi. Allah Resulü Aleyhisselam öğrencileri o geceyi fecir ezanlarıyla dağıttılar. Şimdi önümüzde bir gece var. Amerika bir gece, Avrupa bir gece, Rusya bir gece. O gecenin içinde acı çeken insanlar var. Allah'ın inayetiyle İslam'ın gençliği, Müslüman gençler, Bilal-i Habeşi gibi hicretlere, mücahedeye hazır olurlarsa bu yarasa yuvalarında dağıtacaklar. Allahu Ekber'i okuyacaklar ve batının çağdaş yarasa yuvalarını Bilaller mutlaka dağıtacak. Allah'ın vaadi vardır. Yuridune en yutfi'u nurallahi bi affahihim ve yeballahu illa en yutimme nurahu velev kerihel kafirun. Onlar istemeseler de, onlar ittifak etseler, Bağdat'a, Şam'a tek bir ordu halinde hücum etseler de, Allah sabah ezanlarıyla, Bilallerin Allahu Ekberleriyle 20. asrın Rusya'nın, Amerika'nın yarasa yuvalarını Allah'ın inayetiyle Bilallerin ezanlarıyla dağıtacaktır. Siz Allahu Ekber'e inanın. Allahu Ekber'in zaman ve mekan mikyasında hiçbir güce mukayese edilmeyeceğine inanın. Allah Resulü Aleyhisselam ashabı gibi insanların yanlışlarına, hatalarına bakmadan iki kişinin yemeği dört kişiye de yeter. 78 milyon 150 milyona bakar dersek ey alim İslam'ın mazlumları, Osmanlı'nın çocukları ekmeklerini sizinle bölüşmeye hazırdır dersek Allah yeniden ayağa kalkmamıza hüküm verecektir. Bunu siz hazırlayacaksınız.